Ayşe'nin hikayesi. Kırmızı elbiseli, esmer at kuyruklu kız uykulu gözlerle yataktan doğruldu. Ayşe'nin hikayesi. The Story of Ayşe yazdı. Karanlık oda, Ayşe kapıyı açınca aydınlandı. Açık kapıdan dışarı izleyen Ayşe bir an duraksayıp dışarı çıktı. Biriketlerden yapılmış köy evinin girişindeki demir kapı çeşitli bitkilerle sarılmış. 8 yaşlarındaki Ayşe çıkarken tavuklar kaçıştı. Başında yazmasıyla kız önüne bakarak evden uzaklaştı. Bir adam önde, arkasında bir kadın ve Ayşe tarlanın yanındaki yolda yürüyorlar. Adamın omzunda kürek, kadının omzunda kazma, Ayşe'nin elinde büyükçe bir torba var. Hasat vakti gelmiş tarlada, insan boyuna uzanmış mısırlar sıra sıra. İşçiler ekinleri keserek mısır koçanlarını açıp mısırları büyük torbalara dolduruyor. Ayşe boyunu aşan mısır tarlasının içinde yürüyor. Aniden durdu, bir şeyler duymuşçasına başını önce hafif eğdi, sonra sol tarafına döndü. Gözleri bir şeyleri araştırdı, sonra başını sağına çevirdi. Biraz bakınıp usulca yere eğildi. Aşağı inildi. Ayşe elleriyle ve bir ağaç parçasıyla toprağı kazıyor. Kadın el alışkanlığıyla oturduğu yerden mısırları kolçanlarından söküp torbaya atarken düşünceli gözlerle adamı süzdü. Adam sorgularcasına başını salladı. Kadın bilmiyorum dedi. Kadın omzunu silkip geçiştirdi. Adam tarlanın içine girip mısırların arasında kayboldu. Tarlada çalışan başkaları da var. Esmer 30'lu yaşlardaki kadın merakla elindeki koçanı bırakıp arkasından bakındı. Üstünde şalvarı, bol kazağı var. Yavaşça doğrulup yerden bir taş aldı, adamın arkasından fırlattı. Ayşe toprağı kazmaya devam ediyor. Durup etrafını dinledi, başını yavaşça kaldırıp yukarıya baktı. Adam tarlanın içinde ilerlemeye devam ediyor. Ayşe toprakta küçük bir çukur açmayı başarmış, toprağın altında siyah bir torba buldu, çekip çıkardı. Tıklarındaki adam üstündeki yeşil siyah çizgili kıyafetiyle tarlada yürümeye devam ediyor. Ayşe sesleri duymuşçasına başını çevirip dikkat kesildi. İnce zayıf bir yüzü var, etrafına bakınıp torbayı göğsüne sakladı. Koşarak tarlada ilerliyor. Mısır fideleri uzaktan sallanmaya başladı. Adam çalışan işçilerin yanından tarladan çıktı. Kadına bir an bakıp yerdeki dolu poşeti alarak uzaklaştı. Görüntü karardı. Adam mısırları yolmaya devam ederken sağındaki içi mısır dolu poşetten yana baktı. Ayşe yok. Düşünceli gözlerini kadından yana çevirdi. Elindeki mısırı önündeki poşete koyup tekrar tarlaya girdi. Yavaş adımlarla ses çıkartmamaya çalışarak ilerliyor. Durup yavaşça fideleri araladı. Ayşe'nin poşetten çıkardığı yapraklardan yapılmış tacı başına geçirmesini izliyor. Ben Ayşe, buraların en güzeli. Elindeki mısır yaprağını tutarak etrafında döndü. Saçlarım çok güzel değil mi? Çünkü ben buraların en güzel prensesiyim. Adam gizlice izliyor. Size bir masal anlatayım mı? Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde. Ayşe hikayesini anlatırken mısır yaprağıyla oynayıp onu sihirli bir değnek gibi etrafında döndürüyor. Dağınık taranmamış at kuyruğu saçların da yeşil dallardan ve çiçeklerden yapılmış tacıyla dans eder gibi sallanıyor. Sakallı adam başı önde tarladan çıkıp acıyla gülümsedi. Hüzünle uzaklara bakarken ellerini beline koydu. İşçiler ve çuvallar gitmiş, etrafta kimse yok. Soluna dönüp yürümeye başladı. Mısır tarlasının üstünde yazan yöneten Semih Soy'dan Yusuf Nahırcı yazdı. Engelli erişimi www.sebeder.org. Gülce Ateş, Yusuf Nahırcı, Zeynep Doğan. Teşekkürler Burhan Balcı, Ersin Doğan, İmadettin Sarı, Yusuf Kılınç, İbrahim Göçer, Şenol Bakıral, Erdinç Ateş, Bekir Oğuzhan Aksu, İknur Corcu Soy'dan Sümeyya Nahırcı, Seçil Ateş.